Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Şimdi bugün uzun bir süredir bizden beklenen ve sorulan Peugeot Django ile ilgili tanıtım yapmak istedim. Peugeot Django gerçekten bugün baktığınızda herhalde 70 yıla yakındır üretilen, benzer bir formda üretilen, Paris'in bütün moda esintilerini üzerinde taşıyan, gerçek anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla ikonik bir scooter. Bugün 100.000 TL sınırı altında Türkiye'de bir scooter almak istediğinizde bence ki kullanıcısı olarak da söylüyorum bunu, yalnızca Motobox olarak satmıyoruz, aynı zamanda kendimiz de kullanıyoruz. Bizzat kullanıcısı olarak da söylüyorum, 100.000 TL sınırının altında gerçekten tercih edilecek scooterlardan bir tanesi. Neden? Bir kez, yani birinci başta sayacağımız özelliği, gerçekten rahat bir koltuğa, oturma pozisyonuna sahip. Sadece sene olarak değil, aynı zamanda senenin formu olarak değil, aynı zamanda otururken de baktığınızda çok rahat bir oturma pozisyonu sunuyor size. Çok gevşek bir şekilde kollarınızı rahat bırakabildiğiniz, öne doğru yaslanmadığınız ya da geriye kaykılmak zorunda kalmadığınız çok rahat bir oturma pozisyonu sunuyor. Ve eğer uzun yol yapacaksanız, bir saatin üzerinde kullandığınızda da sizi yormadan götürüyor. Bu çok önemli bir özellik bir scooter için. Çünkü genelde scooterlar böyle yarım saat, 45 dakika sürdükten sonra gerçekten bir sertlik hissedersiniz, mola vermek istersiniz. Fakat Django çok yumuşak bir şekilde uzun süre kullanabileceğiniz, otoban süratlerinde kullanabileceğiniz bir scooter. Sadece bir kişi için değil, arka selede de aynı rahatlığı size sağlıyor. Neredeyse bir touring motosiklet kadar, yani büyük bir motosikletin, iki kişilik bir uzun yol motosikletinin rahatlığı kadar bir rahatlık sağlıyor. Ki bu sınıfta, 125 cc sınıfında bu kadar rahat oturma selesi sağlayan, benim bildiğim kadarıyla başka scooter yok. Hele de çantayla kullanıyorsanız, arka taraftakinin yaslanmasıyla birlikte, uzun yol kat ederken, hafta sonu turlarınızda çok rahat kullanabileceğiniz bir scooter. Oradan şeye direkt geçmek istiyorum. Otoban süratlerinden de bahsettik. Aslında şehir içinde hem gerçekten çevik bir scooter, 125 cc ama çok elastik bir motoru var. Siz gazınızı ne kadar çevirirseniz o kadar hızla ivmelenen, 80 km hıza kadar da ivmelenmesini hiç bırakmayan, şehir içinde özellikle ışık kalkışlarında ya da çok yoğun trafikte ara gazlarla çok yavaş seyretmeniz gereken noktalarda ufak gaz verişlerle hiç dengesini bozmayan çok elastik bir scooter. 125 cc bununla birlikte, yani 10 beygir civarında bir güç üretiyor ve 10 Nm civarında da bir tork üretiyor. Çok yeterli. İstanbul'un tüm yokuşlarında iki kişiyi çok rahat taşıyabilen, uzun yolda da çıktığınızda 90 km hızlarla çok rahat seyredebildiğiniz, gerektiğinde 100-110 km hızlara çıkmanız gerektiğinde de rahatlıkla çıkabilen ama size seyir sürati olarak 90-100 km hızlarla çok rahat bir seyir sağlayan ve bunu da çok ekonomik sağlayan bir scooter. Biz onlarca scooter sattık ve bu gerçekten ekonomisiyle ve sorunsuzluğuyla bence Peugeot'un tercih edilmesi gereken birinci scooter İstanbul için. Biraz daha böyle detay özelliklere geçtiğimiz zaman, yani seleden bahsetmiştik konforla beraber. Scooterlar, 125 cc scooterlar arasında ayağınızı yere rahatlıkla basabileceğiniz en rahat scooter. 800 mm'nin altında bir sele boyu var. Bununla birlikte süspansiyonu da daha yumuşak set edilmiş, yumuşak ayarlanmış. O nedenle süspansiyon ve sele bir arada hareket ettiğinde size konforlu bir sürüş sağlıyor. İstanbul'un bazı bozuk yollarında, parke taşlarında da kolunuza çok fazla vibrasyon vermeden, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, tam bir Fransız ekolü süspansiyon sağlıyor size. İtalyanlar biraz daha serttir, İtalyan ekolü, biraz daha sportiftir. Burada biraz daha konfora yönelik, rahatlığa yönelik bir süspansiyon konfor ayarı görüyoruz motor. Bunlar çok önemli çünkü insanlar şehir içinde uzun vakitler geçirmeleri gerekebiliyor trafikte. Rahatlıkla vibrasyonu kollarınıza gelmeden uzun süre kullanabilmek, bunu da iki kişiyle bir arada yapabilmek, bu dengede yapabilmek gerçekten üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi. Bu arada gayet de ekonomik. Yani 100 kilometrede 2 litre civarında bir yakıt sarfiyatıyla şehir içinde sürebilme imkanınız var.
2-2,5 litre civarında yakıtla. 8,5 litre yakıt alıyor deposu ve bununla da eğer uzun yola da gidecekseniz ya da sık sık benzin almak istiyorsanız, yakıt almak istiyorsanız 300-350 kilometre yolu çok rahatlıkla kat edebilirsiniz. Bununla birlikte bir 125 cc scooter'dan ki az da bir güç değil, beklenen bir güven duruşa da, yani hem sürüşe sahip hem de duruşa da sahip. Bence ideal. Ön tekerde gördüğünüz üzere disk fren, arkada da disk fren var, önde de disk fren var. Bu da çok önemli. 125 cc'de her scooter'da önde ve arkada disk fren yok. Bununla birlikte önde bir de ABS destekli bir fren mekanizması var. Bununla da frenleri gayet güvenli. Bununla beraber baktığınız zaman scooter'da önemli noktalardan bir tanesi de oturduğunuzda arkayı rahat görebilmeniz. Krom detaylı aynalarla arkayı çok rahat ve çok güvenli bir şekilde seyir süratlerinde kontrol edebiliyorsunuz. Uzun bir ayna kolu var. Tüm öndeki gidonda dokunmanız gereken ergonomik olarak yerleştirilmiş tüm kumanda düğmeleri baktığınız zaman ve fren manetleri çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz şeklinde dizayn edilmiş. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten hem oturuşuyla, hem konforuyla, hem sürücüsüne sağladığı rahat ve hakim bir sürüş pozisyonuyla Django bu sınıfta tercih edilebilecek kaliteli scooterlar arasında bence önde gelen scooterlardan bir tanesi. Ki satış rakamları da bunu zaten söylüyorum. Bununla birlikte biraz da fonksiyonaliteden bahsettiğimiz zaman hem dönüş yarı çapı olarak da çok güzel, çok rahat bütün ara sokaklarda dönebileceğiniz, küçük aralara girip çıkabileceğiniz, bir kişinin çok rahatlıkla indirip kaldırabileceği, orta ayağa alabileceği boyutlarda 125 kilo civarında ağırlığıyla taşınabilir boyutlarda bir scooter. Yani bu nedenle hem kadınların hem erkeklerin çok rahatlıkla tercih edeceği bir scooter. Bu arada bu sınıfta 125 cc sınıfında sele altında tam bir kask yerleştirebileceğiniz tek scooter. Tam boy bir scooter'ın kaskını alıp buradan herhangi bir şeyi de deneyebiliriz. Şurada. Biraz daha büyük, medium ya da large boy bir kask aldığınızda çok rahatlıkla bunu buraya sığdığını ve çok rahatlıkla bir şekilde kapatabileceğinizi göreceksiniz. Evet, Django'nun dediğim gibi en önde gelen ve özellikle vurgulanması gereken noktası konfor. Konforla birlikte size çok da pratik alanlar sunuyor. Hem sele altıyla, tam kask alabilen sele altıyla, ikinci kişinin rahat oturmasıyla. Bu arada eğer elinizde bir sırt çantanız varsa askısını da kullanabilirsiniz. Ki ben bunu çok kullanıyorum. Askıya direkt astığınız zaman burada güvenli bir şekilde ayağınızın arasında sırt çantanızı taşıyabiliyorsunuz. Çok güzel de yerine oturuyor ve görünmez hale geliyor. Ön tarafta iki gözünde, bir tarafta yakıt alırken elinize kalmayacak şekilde yakıt tankının kapağı. Diğer tarafta yine bir çakmak girişinden 12 volt elektrik alabileceğiniz bir nokta. İki tane de ön tarafta gözü var. Bu arada tabii yıllardır üretildiği için aksesuar gamı da zamanla çok genişlemiş ve birçok aksesuar kullanabiliyorsunuz. Örneğin şu anda burada yine orijinal en uzun camını görüyorsunuz. Kesinlikle rüzgar almadan tüm kış şartlarında, rüzgarda, yağmurda sizi koruyarak sadece yüzünüzü ve göğsünüzü değil, aynı zamanda ellerinizi de koruyacak şekilde güçlü bir ön camı var, hafif renkli. Bunun kısası var, orta boyu ve uzun boyu var. Ön tarafta yine bir bagaj, gördüğünüz gibi ekstra krom bir bagaj taşıyıcımız var. Bu da bir aksesuar. Paspası, kışın sizi koruyacak şekilde örtüleri, çok güzel ve geniş 40 litreye yakın arka çantası. Bunlarla birlikte, yani bu aksesuarların yanı sıra küçük detaylara bakacak olursak, bir kez LED aydınlatma arka tarafta ve önde gündüz ışıkları. Normal bu boyuttaki scooterlara göre bir 10-12 santim daha uzun, bu nedenle de biraz önce bahsetmiştim. Özellikle ikinci yolcunun rahat oturacağı bir kompartıman sağlıyor size. Ve şu krom detaylar da çok güzel. Ayaklıkları rahatlıkla açabiliyorsunuz. Bunlar da krom üzerinde yine özel kauçuk kaplı ve şöyle oturduğunuz zaman gördüğünüzde daha rahat alacaksınız. Arkayı da sırtınızı dayayıp iki elinizle de yan kovancının kavramınızla ikinci artçı sürücü çok rahat bir şekilde yoğun trafik şartlarında ya da uzun yol şartlarında seyahat edebiliyor. Bir de uzun camda kullanıyorsanız uzun camdan aşan rüzgar ikinci kişiye de gelmeden onu da rüzgarsız bir ortamda serseme çevirmeden, çünkü rüzgar biraz hızlı gidildiğinde rüzgar biraz çarpabiliyor.
kaskınızın üzerinde bir türbülans yaratmadan, size bir uğultu yapmadan çok rahat ikinci yolculuğunuza taşıyor. Siz zaten garanti bir şekilde rüzgar tünelinin içinde kalıyorsunuz. Birinci sürücü için söylüyorum. Bununla birlikte baktığınız zaman dörtlü sinyalleri, 120 cc scooter'larda her zaman olmayan bir özellik. Sesli sinyal uyarısı, hem retro tasarıma sahip bir kilometre göstergesi, hem dijitalle güçlendirilmiş bir ön panel. Burada dış ısı göstergesini, sıcaklığı, akü şarjını, ABS vesaire gibi birçok size uyarı ışığını içeren bir gösterge paneli var. Detayları bunun yanı sıra renkte de çok fazla. Birçok zevki hitap edebilecek kombinasyonları var. İşte burada gördüğünüz bu Deep Ocean Blue dediğimiz koyu mavi ve iç tarafta havuzda beyazla desteklenmiş olan adeta böyle karada giden bir tekne gibi bir kombinasyon var, renk kombinasyonu. Bu 70'li yılların çok güzel tekne dizaynları, ahşap tekne dizaynları için kullanılan renk tonları. Bunun yanı sıra zaten krem, beyaz, mat siyah ve parlak siyah kombinasyonlar, kırmızı-beyaz klasik kombinasyonu, yeşil kombinasyonu, birçok farklı renkleri de barındırıyor. Bunun yanı sıra Peugeot bazı yıllar daha değişik kombinasyonlarla da o yıla özel kombinasyonlar yapıyor. Burada gördüğümüz gibi bunu örneğin 2022 yılında çıkardığı kombinasyondu. Böyle tabağıyla desteklenmiş lacivert ve beyaz kombinasyonda gördüğümüz üzere. Dediğim gibi birçok müşterinin bunu tercih etmesindeki en önemli neden özellikle şehir içi şartlarında kullanıyorsanız size yeterli hacmi, sürati, ivmeyi, aynı zamanda yokuşlarda çıkış gücünü, iki kişinin rahat seyahat edebilmesini, işte pazara gidiyorsanız pazar alışverişlerini çok rahatlıkla yapabileceğiniz sela altı ve çanta kapasitesini sunan güzel, gerçekten sorunsuz, yani bunu da belirtmem gerekiyor. Yıllar içinde rafine edildiği için ürün gerçekten sorunsuz, hava soğutmalı. Hiç şu ana kadar herhalde sattığımız ürünlerde bir sorun da yaşamadık. Özellikle 125 cc için bahsediyorum. Motor küçük gibi görünüyor ama gerçekten sorunsuz, sizi iki kişiyle çok rahat hareket ettirebilecek bir scooter. Bununla beraber gerçek karbon ayak izi olarak baktığınız zaman da 100 gram bir kilometrenin çok altında bir karbon emisyonu da sağladığı için gerçekten trafikte egzoz gazlarıyla etrafta kirletmeden size gitme imkanı sağlayan çok pratik. Değerini yıllarca koruyacak. Her baktığınızda, garajdan çıkardığınızda ya da örtüsünü açtığınızda keyifle bakacağınız ve kullanacağınız çok güzel bir scooter. Biz keyifle kullanıyoruz. Sizlere de daha ayrıntılı test sürüşleri için, yakından tanıtmak için Motobox'a bekliyoruz.